26 Nisan, 2 Mayıs. Tarotlar konuşuyor, ben değil. Yani bu tarotlar benim kendi yarattığım tarotlar. Ama şimdi kişilere özel olmadığı için burçlara göre kendim yorumluyorum. Zaten her burcu, kendim tasarladım bunların hepsini. O yüzden bu tarotlar Türkiye'ye ve kişilere özel ve astrolojinin enerjisine göre de hazırladım kendi hesaplarıma göre. Bazı insanlar tarotlarla olur mu? Herkese bir şey söyleyemeyeceğim için herkes burcuna göre takip etsin yaptığım tarotları, kendi tasarımım, kendi tasarladığım, hiç kimsede olmayan, sadece bana özel bir tarottur. Değerli Koç burçlarıyla da başlıyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip edin. Akya Official Instagram sayfam. Koçlara 3 kart seçiyorum. 1, 2, 3. Yani iş kapılarınızla alakalı kendinizi asılmış, bu konularla ilgili bütün bağların koptuğunu ve bir türlü bu konularda kısmetsiz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Değişim ve dönüşümdür. İnandığınız her şey hayatınızda o kadar güzel değişecek ki, beklemediğiniz iş kapılarınız oluşmasını istediğiniz her alanda dönüşüm yaşayacaksınız. İlişkinizle alakalı dengesiz giden ve bir türlü dengelenmeyen noktalarda köklenmek, güçlenmek, yeni fırsatlar, yeni doğacak renklilikler var. Bu renklilikleri doğru hayatınızda tuttuğunuzda da ilişki kısmetinizin de artacağını uyarı veriyorum. Bir kart daha, işte niye eliniz kolunuz bağlı. Emek verdiğiniz süreçteki haklarımı alamıyorum dediğinizle alakalı noktada aslında bu dönüşümü İş hayatınızla, emeklerinizle alacaksınız. Herhangi bir problem görmüyorum. Bir sağlık için çekelim. Belki ağız enfeksiyonlarımız, kulak burun enfeksiyonlarımıza dikkat etmemiz lazım değerli Koç burçları. Evet, boğa burçları için çekiyorum. Değerli boğalar, nasılsınız? Hemen boğa burçlarına 3 kart seçiyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle, iş alanınızdaki kişilerle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Gereksiz tartışmalar, özellikle kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz ve özellikle erkeklerle alakalı yaşayacağınız sorunlara dikkat edin diyorum. Hatta bulunduğunuz alanı kırıp yok edip gitmek isteyebilirsiniz. Kart der ki, ruhunuzu sakinleştirin. İşle ilgili problemler, eğer işsizseniz bile ruhunuza uygun ve kırılan evreler geride kalacak, hayırlı bir iş enerjiniz olacağını uyarıyor. Peki özel hayat için 3 kart seçtim, çünkü burada sadece işle ilgili söyledi. Ya şöyle söyleyeceğim, hani doğru esarette olmak vardır ya, doğru insanı dokunmak, doğru enerjiye dokunmak. Evet, gerçekten hedeflediğiniz kalbi, yönünüzü bulacak aydınlanmayı yaşayacaksınız. Yani yaşadığınız sürece doğru el, ölene kadar da o elle devam edecek gözüküyorsunuz, ama bazı boğa burçlarında da bir yalan, bir aile arasında saklanılan bir olay, bir sıkıntı, bir olayın gündeme çıkması biraz yıpratıcı olacak. Belki bu konuyla üzülebilirsiniz değerli boğa burçları. Sağlık olarak da özellikle eklem ağrılarınız, el ağrılarınız ve ayak ağrılarınız biraz problem yaratabilir. İkizler burcuna çekiyorum. 1, 2, 3. Değerli İkizler Burcu, ortaklı işler, yeni anlaşmalar, ruhunuza uyacak çok güzel iş alanları kapınız olacak ve hayal ettiğiniz gibi yeriniz ve alanınız güzel tekliflerle rahata erecek. Kalp konusunda çok güzel bir aşk ve kalıcı aşka hayat arkadaşlığı yapacaksınız. Evliyseniz evliliğinizi çocuk ve mutlulukla tamir edeceksiniz. Özellikle şöyle söyleyeceğim, Ateş Burcu evrede anahtar almak, yeni bir anahtar oluşumu sizin için hayırlı olacak. Ev almayı, aydınlanmayı, güzel ferahlığa da erişeceğinizi gösterir. Sağlık için bir kart çekiyorum. Dişlerle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. İhmal etmeyin değerli İkizler Burcu. Evet, değerli Yengeç burçlarına çekiyorum.
Değerli yengeç burçlarına geçiyorum. 3 kart değerli yengeç burçlarına çekiyorum. Hemen şöyle 3 kart da yengeç burçlarına çekeceğim. 1 2 ve 3 kart. Yani iş çevrenizde çok yakın bildiğiniz ya da işle alakalı 3 kişiyle diyalog yaşadığınız kişilerden ihanete uğrayabilir, zarar görebilirsiniz. Güvendiğiniz, inandığınız, kalben inandığınız insanlardan hançerlenebilirsiniz. Haksızlığa, para kaybı ya da parayla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Değerli yengeç burçları, dikkat diyorum. Özellikle o an bir dolandırılma olabilir. Bankadan biri yalan söyleyebilir. Böyle bir şeyleri de paranızı kaybedebilirsiniz. İhmal etmeyin. İş konusunda da bir kadından ya da bir kadının üst düzey mevkide birinden hayır göreceksiniz. Ve bununla birlikte konumunuz değişecek. Aşk için çekiyorum size iki kart. Evet, zaman ve vakit gelmiş. Doğru kalbe. Artık zamanla bu aşkı doğru noktada yakalayacaksınız ve evlilik yapma, hayat arkadaşı, doğru yol dediğim noktayı bulacağınız gözüküyor değerli yengeç burçları. Sağlık olarak belki mahkemesel konularda ruhunuz yorgunluk yaşamış olabilir. Artık adaletin ve ruhun size geri dönmesini istiyorsunuz değerli yengeç burçları. Aslan burçlarına çekiyorum. Değerli aslan burçlarına 3 kart karıştıralım. Değerli aslan burçlarına 1 2 ve 3. İş konularınız ve yaptığınız her noktada mühür vurmak, başarı, konum, mertebe, kendi işiniz ise bile mühürü vuracağınız noktada. Yalnız parayla ilgili yanlış yatırım, yanlış kazanç, borsa oynuyorsanız dikkat edin, paranız elden gidebilir. Aşk konusunda gözleri renkli ya da gözleri çok belirgin, kaş göz çok belirgin biriyle muhteşem bir ilişkiye başlayacak olarak gözüküyorsunuz. Bakalım bu ilişki gerçekten hayatınızda var mı? Bir kart daha çekiyorum. Evet, gerçekten köklenip, bu gerçek karttır, köklenip dengeyi bulup huzuru bulmaktır. Sağlık olarak da kulak, şu boğaz, kalp ve damarlarla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Rabbim size öyle bir şans kapısı yaratacak ki, burada kocaman bir yıldız var. Dengeyi, ev istiyorsanız ev, araç istiyorsanız araç almayı nasip edecek. Değerli aslan burçlarını yaptık. Başak burçlarına çekiyorum şimdi. 1 2 3. Başak burçları, özellikle şunu demek istiyorum. Yurt dışı ile ilgili kağıt, evrak, dosya ya da devletle ilgili kağıt, evrak, dosya işiniz varsa gül çıkmış. Yani işinizle alakalı tüm pürüzlerin aydınlığa kavuşacağını gösterir. Özellikle beklediğiniz bir erkekten evrağınız, paranız, beklediğiniz bir diyalog varsa olumlu şekilde iletişime geçeceksiniz. 4 gün, 4 hafta içerisinde de başarmak istediğiniz tüm yollarınız aydınlığa kavuşacak iş konusunda. Özel hayat için 2 kart seçiyorum. 1 ve 2. Özellikle Toprak burcu birine aşıksanız evlilik ve sarılma, Boğa, Oğlak, Başak özelliğine sahip. Bir kart daha çekmek istedim. İlişkisi olmayanlar için tebrikler. Güzel bir aşk yaşayacaksınız ve kalıcı hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Sağlık için bakalım. Göz, özellikle göz baş ağrısı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Bu ara evinizde ayna kırılabilir. Aynayla alakalı noktalarda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Değerli terazi burçları için 7 kart çekiyorum. Yani terazi burçları için 3 kart. 1 2 ve 3. İlişkide bir pişmanlık, bir haksızlık, bir haksızlığa uğrayabilir ve güvendiğiniz insanlardan ciddi bir içinize oturabilir ve uhde kalabilecek olaylara dikkat edelim diyorum. İş konunuzda beklenmedik yeni sihir gibi yeriniz değişebilir, yeni bir iş kurabilir. Ortaklı işlerinizle ilgili sürpriz ve beklenmedik haberler sizi mutlu edecek. Hatta şöyle söyleyeceğim, 2 ay, 4 ay, 8 ay içerisinde hedeflediğiniz tüm oluşumlar aydınlığa erişecek.
İlişki konusunda da şunu demek istiyorum. Korunma altında ama bu işinizi ve yurt dışı bağlantılarınızı koruma altına gösteriyor. Çünkü orada yeşerecek ve beklediğiniz yurt dışına yerleşme gibi fikriniz olabilir. Bu aydınlığa kavuşuyor. İlişki konusunda evet, birbirinize ait deli ruhta bir ilişki sizi çok mutlu edecek ve hayat arkadaşınız aydınlığa kavuşacak. Bir kart daha çekeyim sizin için. Ömür boyu birlikte kitap okuyacağınız, birlikte şarkı, müzik, ruhunuza uyacak, doğanın içerisinde olacağınız hayat arkadaşınız da hayatınıza geçiş sağlayacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli akrep burçları için 3 kart seçiyorum. Değerli akrepler, nasılsınız? 2, 3, 1. 2 ve 3. Bu yıl bitmeden kesinlikle evlilik yapacaksınız. Eğer evliyseniz bu yıl bitmeden hanede çocuk muradı var. Eğer hiç sevgiliniz yoksa hayat arkadaşınız olacağını gösteriyor bu yıl. İşinizle ilgili çok güzel fırsatlar, yepyeni gökkuşağı şeklinde olaylar, beklediğiniz para başınıza bir taç gibi konulacak. Hatta uzun süredir almak istediğiniz araç, ev, mal, mülk neyse büyük bir ihtimal Ağustos'a kadar bu olayı çözmüş olacaksınız ve bunun mutluluğunu ve keyfini çıkartacaksınız. Değerli akrep burçları, sağlık için bakalım. Sağlık en güzel şey, sizi aşkla iyileştirmek. Birbirinize dokunacağınız doğru insanla şifalanmak istiyorsunuz. Allah bu kapınızı verecek gözüküyor. Değerli yay burçları, sizin için 3 kart seçiyorum. 1 2 3. Bu dönem işlerinizle alakalı çok büyük tercih yollar var. Yani gideyim mi, kalayım mı, gideyim mi, o işi yapayım, bu işimi yapayım, ne yapayım? Ve özellikle son zamanlarda da kalp acısı çektiğiniz ve duygusal olarak kendinizi mutsuz ve huzursuz ve aynı şekilde işte de kendini esaret içinde hissediyor olabilirsiniz. Der ki bunların hepsinden çıkacaksınız. İlişkiyi de, aşkı da, parayı da rahatlıkla çözme evresini yakalayacaksınız ve sizi mutlu eden olayların kutlamasını yaşayacaksınız. Bakalım işte mi bu kutlamayı yaşıyorsunuz? Evet, iş konunuzdaki tüm dengeyi kökleneceksiniz. Kendi işinizi kurmak, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar. Aşkta ne yapacaksınız? Bu aşkla ilgili kart çekiyorum. Evet, maske taktığınız, hep bana maskeli insanlar, hiç beni anlamayan insanlar geliyor diyorsunuz ya. Artık maskesiz sizi anlayan, sizin gibi bakan biriyle muhteşem bir aşk yaşayacağınızı ya da evliliğinizde toparlanma diyorum. Sağlık olarak der ki bol anahtar alma. Yani sağlık sizin güvencede hissetmek istiyorsunuz. Ev anahtarı olabilir, nakit olabilir, para ya da güvence. Sizin en büyük oluşumunuz bence evet sağlık, ama parayla şifalanacağınıza inanıyorsunuz. Değerli oğlak burçları, sizin için 3 kart seçiyorum. 'Özellikle iş konularıyla ilgili, bakın şurada der ki para size öyle bir hızlı şekilde dönüş yapacak ki, yani inançlarınızı sorgulama dönemi bitecek. Güçsüz olduğunuz evrede yıldız gibi parlayacaksınız, kral gibi parlayacağınız gözüküyor. Yani artık sizin için her şey dönüşmüş, her şeyin parlaklığı hayatınızda olacak. Hem parasal anlamda hem de insanlara ispatlamak istediğiniz bir oluşum vardı, bunu ispatlayacaksınız. Yani siz de işte çok büyük bir başarı, hedef noktanız, erkekseniz çok büyük dönüşüm, kadınsanız yıldız gibi parlayacaksınız. Artık para biriktirme, borçları dengeleme, yani içinizdeki huzursuzlukların gitme dönemi. Aşk için bir kart seçiyorum. Şu an aşkta geçmişe ait noktaları yıkmak, kendi içinizi iki yüzlü insanların enerjisinden o kadar bıkmışsınız ki aşka inancınız yok. Bir kart daha çekeceğim sizin için, çok üzüldüm. Zamanı gelince ben uçmasını bilirim diyorsunuz. Evet, Rabbim size zamanı geldiği zaman doğru insanla uçuş sağlayacak. Sadece inandığın şeylerden vazgeçme, enerjini bu konuda yüksek tut değerli oğlak burçları. Kova burçları için 3 kart seçiyorum. Değerli kovalar, çok yorucu oluyor.
Ama kartlarıma emek verdim. 1, 2 ve 3. Bazen kova burçları işte şeytana inanmak. Yani şeytanın esaretinde hırs, güç. Yani tüm gücü almak istiyorsunuz. Evet, bu enerji sizde var. O göz, enerji gözü sizde var. Bence hırslan, mücadele et. Zaferindeki her şeyi, işinde gerçekten kaderindeki noktayı, Rabbimin sana verdiği kaderi hem kalben, İşinde kalben istediğin noktaya kanatlarınla birlikte oturtacaksın. Eğer ortaklı iş kurmak istiyorsan pusulan der ki Temmuz ayından sonra pusulanda doğru nokta alman gerekiyor. Ve ortaklı işlerinde de kaderinde çok güzel değişimler söz konusu olacak. Aşk, evet, sağlık problemlerin var. Sağlıkla alakalı yaşadığın problemlerin, ruhsal yorgunluğun, ruhsal enerjinle alakalı sorunların var ama gerçek aşka kanat germek istiyorsun. Evliliğin ya da ilişkini toparlamak istiyorsun. Evet, bu ilişki toparlanacak. Birlikte seyahate, birlikte yolculuğa gideceksiniz. Yalnız der ki ailenize ait ya da almak istediğiniz deniz gören bir nokta olabilir. Bunun bereketini de aydınlığa kavuşturacaksınız. Değerli balık burçlarına çekiyorum. 3 kart. Değerli balıklar, yani şöyle söyleyeceğim, lalelim ve kandilin bereketi, Fatma anamızın eli, nazar boncuğu ve nal ve gonca yaprağı ve bu da çok değerli kandilimiz. Sen başarmak istediğin her şeyin kandili var. Mevsimi gelen laleler gibi açılma dönemin, lalelerin mevsimi şu an. İş konularının ilgili gözü kapalı her işi yapabilir, bereketlenip bütün üzerindeki negatifler, enerjin komple değişecek. Rabbim seni öyle güçlendirecek ki bu içindeki yanan ateşin sana sunacağı çok güzel bereketler var. Fırsatları doğru değerlendir ve doğru güçlendir. İçinde bazen fesatlık yapıyor olabilirsin. Yakın çevrendeki insanlar için kötü düşünüyor olabilirsin. Der ki günah olan içindeki fesatlığı at, kendi ruhunla devam et diyor. Aşk için bakalım. Evet, aşk var. Eğer sevgiliniz yoksa 4 ay içerisinde, sevgiliniz varsa 4 ay içerisinde evlilik. Evliyseniz büyük bir ihtimal ev anahtarı alacağınız gözüküyor. Bu da hayırlı. Sağlık olarak bakalım. Hiçbir sağlık problemin yok. Ruhunu iyileştir, şifalandır. Bakın, bu tarotların astroloji ile hiçbir alakası yok diyen kişilere de şöyle demek istiyorum. Ben bir astroloğum. Bu tarotlar Türkiye'de sadece benim kendi tasarladığım, astrolojinin üzerinde de burçların enerjisine göre, Mars'ın, Merkür'ün enerjisine göre de bu tarotlarımı hazırladım ve piyasaya çıkarttım. O yüzden bunları çok severek yapıyorum. Çünkü Rabbimin bana inandığı güçle burada niye böyle bir şey yapıyorum dersen, kime nasıl, yani doğum tarihinize göre belirleyemem ama burçlara göre tarot çekebilirim ve ona göre burçların enerjisi gibi yorum yapabilirim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.